Merhabalar, videonun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde, ikinci bölümde bahsetmediğim hatalardan bildiklerimi sorular üzerinden anlatacağım. Vaktinizi almama adına tüm sorulara değinmeyeceğim. Sadece en önemli ve ikinci bölümde bahsetmediğim sorulara değineceğim. Geri kalan soru ve cevaplara internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Sorulara başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Tüm bu süreç boyunca birçok yanlışım oldu. Bu yanlışlardan fark ettiklerimi süreç içerisinde düzelttim. Bilmediklerimi ise henüz düzeltemedim. O yüzden eğer kan bağış seçim kriterleri hakkında bilgi sahibiyseniz ve hatamı tespit ederseniz bunu düzeltmekten onur duyacağımı belirteyim. Soru ve cevapları internet sitesi üzerinden inceleyeceklere kısa bir bilgilendirme yapmam gerek. Eğer pasta grafikte bir cevap anlamlı olarak daha fazla yer kaplıyorsa bu konu ile ilgili rehberde bilginin olduğu anlamına geliyor. Fakat bu bilgi cevaplarda okuyacağınız üzere çoğu zaman doktorların hatalı karar vermesine neden oluyor. Bahsedeceğim ilk konu rehberde bulunması gerekirken bulunmayan antitiroid ajanlar hakkında. Rehberimizdeki ilaç listesinde antitiroid ajanlardan sadece bir tanesi bulunmaktadır ve bu ilaç hakkındaki red bilgisi tedavi süresince kan bağışı ertelenir şeklindedir. Öncelikle diğer ülkelerdeki bilgileri göstereyim. Gördüğünüz üzere kullanım süresince yazmıyor. Şimdi rehberin ilaç listesi kısmını yazanlar ve bu listeye onaylayanlar hangi kaynağa dayanarak metimazol içenlerden kullanım süresince kan demektedir, açıklamalıdırlar. Ayrıca diğer antitroidler olan iodin ve propilti urasil, bu listeye neden konmamıştır cevabını vermelidirler. İkinci konu olarak sarkoidozu anlatacağım. Sarkoidoz ulaşabildiğim rehberlerin çoğunda akut ve kronik olarak ikiye ayrılmış. Kronik sarkoidozdan sonra çoğu ülkede kan bağışı yapamazken akut sarkoidozdan belli bir süre geçtikten sonra kan başlayabiliyorsunuz. Fakat ülkemizdeki rehberden dolayı sarkoidoz tanısı almanız bir daha ömrünüzün sonuna kadar kan başlayamayacağınız anlamına geliyor. Üçüncü konumuz antibiyotiklerle alakalı. Rehberimizde antibiyotiklerle alakalı genel olarak tedavinin son dozundan 48 saat sonra kan bağışı alınabilir yazmaktadır. Bu cümle mutlaka detaylandırılmalıdır. Çünkü hekimler arasında anlaşmazlığa neden olmaktadır. Avrupa'daki rehberlerin çoğunda bu süre en az 7 gündür. Ülkemizde maalesef antibiyotikler yanlış bir şekilde kullanılıyor. Eğer bu yanlış kullanım sonucunda ağrı kesici niyetine bir seferlik antibiyotik alındıysa 2 gün geçmesi uygundur. Fakat kişi bir enfeksiyondan dolayı antibiyotik kullandıysa üzerinden en az 7 gün geçmelidir. Dördüncü olarak hepatit E'den bahsedeceğim. Rehberimizde hepatit E ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Hepatit öyküsü ile ilgili de mutlaka detaylı bir algoritma düzenlenmelidir. Çünkü kan bağış formunda yer alan sarılık geçirdiniz mi sorusu sağda birçok karışıklığa yol açmaktadır. Bu karışıklıktan dolayı bazen 10 kere kan vermiş kişiden bile test istenmektedir. Ve vakti olmayan kişi bir daha kan bağışı yapmamaktadır. Beşinci konumuz kan ile temas ile alakalı. Kan ile temas kişinin derisinde açık bir yara yoksa, göz ya da diğer açık organlarından birine sıçramamışsa tehlikeli değildir. Kan ile temas tanımı yeterli değildir. Öğrencisine pansuman yaparken derisi bütün eline azıcık kan gelen öğretmenin 12 ay boyunca kan vermemesi mantıksızdır ve düzeltilmelidir. 6. Bilgimiz Batınil virüsü hakkında. Batınil virüsü hakkında rehberimizde şunlar yazmaktadır. Hastalığın insanlara bulaşının söz konusu olduğu bir bölgeden ayrıldıktan sonraki 28 gün boyunca reddedilir. Fakat rehberde ya da Kızılayın gönderdiği resmi yazılarda bulaşın söz konusu olduğu bölgeyle ilgili bir liste yoktur. Yedinci konumuz yine yurt dışı ziyaretleriyle ilgili. Tropikal virüslerle ilgili rehberimizde benim bildiğim kadarıyla herhangi bir bilgi yoktur. Oysa ki tropikal virüslerin görüldüğü bölgeye ziyaretten 28 gün geçene kadar kan bağışı kabul edilmemelidir. Ülkemizde böyle bir liste ve bilgi olmadığından dolayı maalesef tropikal virüs riski göz ardı edilmektedir. 8. olarak gastritten bahsedeceğim. Gastrit hakkında rehberimiz de şöyle yazmaktadır. Tam iyileşme sağlığına ve tedavi tamamlanana ve semptomlar kaybolana kadar ertelenir. Buradaki ifadeye göre gastritinden dolayı mide hapı hiç kimseden kan bağışı kabul edilmemelidir. Oysa ki sahada böyle bir durum söz konusu değildir. Mantıklı olan da bu kişilerin kan bağışını kabul etmektir. Eğer öyle değilse yani rehberdek gibi mide yanması olup da mide ilacı içen kişilerden kan bağışı kabul edilmeyecekse yetkili makamlar bunu açık bir şekilde söylemelidir. Dokuzuncu olarak ishalden bahsedeceğim. Rehberimizde ishal ile ilgili şunlar yazmaktadır. Tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben en az 3 gün geçmelidir. Oysa ki ishal 2 günden uzun sürdüyse en az 14 gün boyunca kişinin kan bağışı yapmaması gerekmektedir. Dokuzuncu olarak kronik hastalıklardaki ilaç kullanım protokolünü anlatacağım. Kronik hastalığı olan kişilerin kullandığı ilaç son 4 hafta içerisinde etken maddesi olarak değişmiş ise ya da hastalık kontrol altında değil ise kan bağışlamamalıdır. Bir diğer konu araştırma altında olan ve test sonucu bekleyen kişiler bu sonuçlar çıkana kadar kan bağışlamamalıdır. 10. konumuz viral hemorajik ateşli hastalıklarla alakalı. Kırım Kongo Ateşi'nin içinde olduğu bu hastalık grubu ile ilgili rehberimizde bildiğim kadarıyla herhangi bir bilgi yoktur. Oysa ki bu hastalığı geçirmiş olanlar İngiltere rehberine göre hiçbir zaman kan vermemelidir. 11. sırada yine yurt dışı ikametgahı ile ilgili konuşacağım. Rehberimizde HIV yönünden riskli bölgelerde 6 aydan uzun süre yaşamış kişiler hiçbir zaman kan verememektedir yazmaktadır. Oysa ki HIV'in literatürde bulabildiğim en uzun pencere dönemi 6 aydır. Normal şartlar altında ise testlerin 3-12 hafta içinde pozitiflik verdiğini biliyoruz. NAT testi ile bu süreyi 7-28 gün arasına düşürmüş durumdayız. Bu yüzden yıllar önce bu bölgelerde çalışmış olan vatandaşlarımızdan kan almamak mantıklı değildir. Son olarak akupunktur tedavisinden bahsedeceğim. Eğer akupunktur sertifikalı bir hekim tarafından steril şartlar altında yapıldıysa 12 ay boyunca kan almamak mantıklı değildir. Steril şartlarda tek kullanımlık iğne ile yapılan akupunktür işleminden sonra mikrop kapma riski varsa, kan değeri ölçmek için batırılan iğneden sonra da aynı mantıkla mikrop kapma riski olmalıdır. Olabildiğince hızlı bir şekilde ikinci bölümde bahsedemediğim önemli konulardan bahsetmeye çalıştım. Eğer merakınız varsa diğer soruları da kendiniz inceleyebilirsiniz. Beşinci yani son bölümümüzde ise kovulma sürecimi anlatacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.